Nasılsın Yeşim? İyi misin? Biliyorum. Ben hala kızgınsın. Ama inan seni çok merak ediyorum. Yapma böyle. Tamam haklısın. Bunu uzatma. Seni düşünüyorum sürekli. Sen iyi misin? Bebek nasıl? Dünden beri hareket etmiyor. Hareket etmiyor mu? Hadi hastanedeyiz, gel. Gel bir doktora baktıralım. Hayır, gelemem şimdi. Neden olmasın? Ben Cansel'den başkasını muayene olamam. İyi tamam o zaman, hadi Cansel'e gidelim. Çınar, annemi bekliyoruz. Tamam, bekleyelim. Bitmedi mi? Bekliyoruz tatlım. Uzun sürmedi mi peki? Merak etme. Bir sorun çıksaydı haber verirlerdi. Sen iyi misin? İyiyim abi, ne olsun işte. Sınav vardı. Koştura koştura geldim işte buraya. Üstad, Zümrüt Hanım'ın durumu nasıl? İyi mi? Şimdilik bir sorun yok. Kendisini gayet iyi hissediyor. Çok şükür. Peki girip görebilir miyiz kendisini? Arkadaşlar son kontrollerini yapıp çıksınlar. Sonra girersiniz yanına. Yanına girmeden önce bir tedbir almamız icap ediyor mu? Yani maske falan takacak mıyız? Malum ilaçlar yüzünden vücudunun direnci düşmüştür. Aslında haklısınız Necip Bey ama henüz maskeye gerek yok. İçinizde grip ya da başka bulaşıcı hastalığı olan biri varsa tabii girmesin yanına. Onun dışında çok yakın temasta bulunmazsanız bir sorun olmaz. Bir de rutin olarak kan seyimi yapacağız Zümrüt Hanım'a. Şayet beyaz küresinde bir düşme tespit edilirse işte o zaman maskeye geçeceğiz. Biraz sonra yardımcım size bir liste getirecek. Kemoterapiden sonra evde yapılması gerekli her şey yazılı o listede. Onun dışında kafanıza takılan her şey için gece gündüz beni arayabilirsiniz. Sağ olun üstad. Zümrüt Hanım'ın durumu stabil Osman Bey. Bir sorun, bir sıkıntısı yok şu an. Tamam, güzel. Evet, Zümrüt Hanım'ı görebilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Anneme bu bebek durumundan bahsetmeyin, olur mu? Şimdi de buna canı sıkılmasın. Tamam. Sen nasıl istersen. Aferin kızım. Bu hassasiyetin için sağ ol. Yetişemediğim için özür dilerim anneciğim. Sabahleyin sınavım vardı, yoksa erkenden gelecektim. Keremciğim, alt üstü bir ilaç aldım. Önemli değil, abartma lütfen. Nasıl geçti sınavın? İyi anneciğim, merak etme. Nasılsın Zümrüt Hanım? Recep Bey. Harika gözüküyorsun. Çok geçmiş olsun Zümrüt Hanım. İyiyim, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Oh ya, bitti sonunda. Evet Zümrüt Hanım. Kendinizi iyi hissediyorsanız çıkış işlemlerinizi başlatabiliriz. Ne dersiniz? Lütfen Osman Bey. Bir an önce evime gitmek istiyorum. Pekala. Tedavinin devamı için gerekli bilgileri biz Necip Bey'le konuştuk zaten. Siz toparlanın. Ben arkadaşlara haber vereyim. Dosyanızı hazırlasınlar. Gerçekten gidiyor muyuz eve? Oh, çok şükür. Pekala. Görüşmek üzere. Osman Bey, her şey için teşekkürler. Sağ ol. Verin elinizi bakalım. Beyler, ben hepinizi dışarı alayım. Ben hallederim, merak etmeyin. Hadi. Bir şey olursa haber verirsiniz. Biz kapının önündeyiz. Gel evlat, onlar ana kızı hallederler. Hadi. Zümrüt Hanım'ı çok iyi gördüm ama.
güçlü kadındır benim annem. Öyle hakikaten. Ama yola daha yeni başlıyor. Her an ona destek olmak icap ediyor. Yeşim. Necip Bey eşyalarımı dolaba yerleştirmişti. Oradan alacağım. Sen iyisin değil mi anne? İyiyim. Senin de yüzün gülüyor. Demek ki Çınar'la aran iyi. Evet. Sonunda dönüp dolaşıp geleceği yerin benim olduğunu anladı herhalde. Ne oldu ki? Toprak evi terk etmiş. Sonunda köylü güzel harekete geçti demek ki. Geçti geçmesini de Çınar da boş durmuyor tabii. Son sürat arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Gerçi senin konuşmandan sonra zannetmiyorum ben artık toprağın geri dönebileceğini. Ama tabii benim de boş durmamam lazım. Çınar'a hayatındaki en önemli iki şeyin ben ve oğlum olduğunu göstermem gerekiyor. Zümrüt Sultan. Ben affedersin. Bana ver onu. Eşim, sütyeni ver. Hadi. Çekmecede pamuklar vardı. Bana pamuk ver. Hazır mısınız? İyi misiniz Zümrüt Hanım? İyiyim, sağ olun. Hazırsanız buyurun Zümrüt Hanım. Ne münasebet, ben yürüyebilirim. Mümkün değil. Hastanenin kuralları böyle. Çıkışa kadar size eşlik edeceğim. Lütfen oturun. Hadi o zaman. Kendinizi yormayınız. Zaten iki kat ineceğiz. Hiç gerek yok Necip Bey. Ama kaideleri böyleymiş Zümrüt Hanım. Delikanlıyı zor durumda bırakmayalım. Hadi. Yeter herhalde. Teşekkür ederim.
Sağ ol evladım. Gerisini biz hallederiz. Geçmiş olsun. Necip Bey, beni bir an önce evimize götürün ne olur. Anne, iyisin değil mi? Ah Yeşim, iyiyim. Ne olur böyle sormaya devam ederseniz iyi olmayacağım. Gerçekten. Hayır, bizim Çınar'la bir işimiz var da onun için sordum. Sen merak etme, ben akşam mutlaka uğrayacağım, tamam mı? Tamam canım. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun tekrar. Sen de gel bizimle oğlum. Valla gelme deseydiniz bile gelecektim zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.